Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, yeni bir dolar-TL odaklı piyasa analiziyle birlikteyiz. Maalesef hala belirsizlikler her anlamda devam etmekte ve tamamen paket ve seçim sonuçları odaklı bir piyasa seyriyle karşı karşıya bulunmaktayız. Bu konunun detaylarına girmeden önce genel olarak bir dünyada neler olup bitiyor ona bir bakmaya çalışalım. Arkadaşlar, dünyada küresel piyasalarda dolar endeksindeki hafif yönlü geri çekilme devam ediyor. Bir anlamda dolar da değer kaybediyor dünya piyasalarında ve şu anda Japon yeninin 111 seviyelerine yaklaşım içerisinde olduğunu görmekteyiz. Bu durum Japon yeninin değer kazanması anlamına geliyor. Diğer yandan ons altının ise değerlenmesi anlamına geliyor güvenli liman algısı adına ve altının tekrar 1280'li rakamlardan 1300 dolar üzerine çıkmakta olduğunu görüyoruz. Altın için yukarı eğilimin devam etme ihtimali 1300 dolar üzerinde kalmak ve özellikle de 1307 dolar virajını dönebilmek kaydıyla 1320 dolara kadar kısa vade için devam etme ihtimali bulunmakta. Bunu sık sık analizlerimde tekrarlıyorum zaten. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL'ye baktığımız zaman ise şu an 5.69-64 seviyelerinde 5.70 sınırlarında işlem görüyor. Bu saat itibariyle saat 21.45 itibariyle gün içerisinde ise 5.64-31'e kadar yaşanan bir geri çekilme sonrasında ise 5.70-53 olarak gördüğümüz gün içi en yüksek değer olarak karşımıza çıkan rakamlar. Evet sevgili arkadaşlar, gelelim diğer seçim ve paket konusuyla ilgili olarak söylenecek birkaç husus var. Onları ifade etmeye çalışayım. Sevgili arkadaşlar, basından takip ediyorsunuz zaten. Öncelikle geçersiz oyların sayımı gündeme geldi. Ardından bunlarla yetinilmedi. Tüm bu geçersiz oyların söz konusu olduğu sandıkların tamamen sayılması konusu gündeme geldi. Ve en sonunda ise seçimlerin iptali noktasına kadar, yeniden tekrarlanması noktasına kadar gelmiş olan bir evreye geldik. En son YSK'nın dün gece itibariyle açıklamış olduğu bir karar var. İşte 30 civarındaki sandıkla ilgili olarak itirazın CHP tarafından yapılmış olan itirazın reddine karar verildi. Diğer taraftan AKP veyahut da iktidar tarafından yapılan bir itiraz söz konusuydu ve 51 sandıkta tekrardan sayım konusuyla ilgili bir karar verildi. Ve bu arada işte tam kanunsuzluk yaklaşımıyla bu sayımlar sonrasında, bu 51 sandığın 52 sandığın sayılması sonrasında tam kanunsuzluk iddiasıyla ve itirazıyla İstanbul'daki seçimlerin tekrarlanması yönünde YSK'ya başvuru yapılacağı ve hatta 2 Haziran tarihinde de bu seçimlerin tekrarlanabileceği yönünde bir takım umutların olduğu, düşüncelerin olduğu bugün basına yansıyan haberler içerisindeydi. Maalesef ki arkadaşlar, seçim belirsizliğinin devamı piyasalarda çok ciddi bir türbülans yaratmakta. Hele hele bugün Sayın Bahçeli'nin de seçimlerin iptali gerekir şeklindeki bir beyanının gündeme gelmiş olması, yine parti sözcülerinin bu konuda yaptıkları çeşitli açıklamalar, piyasada yeniden bir seçim olur mu? Piyasanın içinde bulunduğu ekonomik şartlar ve koşullar yeni bir seçim belirsizliğini ve yeni bir seçim faturasını kaldırabilir mi şeklinde düşünmeye başladı. Arkadaşlar, İstanbul seçimlerini basite almamak gerekiyor. Bu seçimin tekrarlanması yine ciddi bir külfet anlamına gelecektir. Çünkü neredeyse Türkiye'nin çok önemli bir bölümünü teşkil eden bir il, nüfus olarak, kapasite olarak, konum olarak 2 aylık bir sürenin ardından yeni bir seçime gidilecek olur ise bu süre içerisinde yine çok önemli, çok ciddi harcamalar, masraflar vesaire vesaire söz konusu olacaktır. İşte arkadaşlar, maalesef ki tüm Avrupa, tüm dünya ve tabii ki bizler de bu seçimlerin sonucunun akıbetinin nereye varacağı konusunda ciddi bir belirsizlik yaşamaktayız. Ve bu anlamda piyasalardaki inişler, çıkışlar, dalgalanmalar ve piyasanın bir türlü yönünü tayin edememesi, yüksek volatilitenin gündeme gelmesi, yatırımcının da kafasının ciddi şekilde karışmasına sebebiyet vermekte. Şahsi görüşüm olarak seçimlerin iptal edilmesi gibi bir durumun olmayacağını düşünüyorum. Bu benim tamamıyla şahsi düşüncemdir. Zira böyle bir tablonun olması, böyle bir kararın alınması durumunda piyasalarda gerçekten ciddi bir karışıklık olacağını, yabancı yatırımcının özellikle şeffaflık kavramının olmadığının bir kez daha teyit edilmesine müteakip yeni satışlar yapabileceğine ve dolar TL'de ise önemli hareketliliklerin, yukarı yönlü önemli hareketliliklerin olabileceğine
düşünmek gerekiyor. Bu seçimlerin yeniden tekrarlanması gibi bir durumun söz konusu olması halinde piyasalardaki karışıklığın olabileceği yönündeki düşünce sadece benim şahsıma ait bir düşünce değil. Yerli yabancı birçok ekonomistin de benzer şekilde kaygıları bulunmakta. Evet, diğer taraftan arkadaşlar bir ekonomik paket konusu var, bir reform paketi konusu var. Bu paket önce pazartesi günü açıklanacaktı Sayın Albayrak tarafından. Fakat ertelendi ve yarın itibariyle 10 Nisan tarihinde açıklanacağı ifade edildi. Zannediyorum ki eğer bir değişiklik olmazsa prosedürde saat 16 civarında bu paket açıklanmış olacak. Şimdi arkadaşlar, bu açıklanacak olan pakette beklentilerin neler olabildiği konusunda çok da net bir şeyler söyleyebilmek mümkün değil. Ama ana başlıklar tabii ki ve tabii ki piyasanın nakit ihtiyacını, TL ihtiyacını karşılayacak, piyasadaki TL sıkışıklığını giderecek, bir rahatlama imkanı sağlayabilecek olan bir tablonun olması, bir çözümün üretilmesi beklenecektir. Bu çözüm bankaların lehine mi olacaktır? Bankalara hangi imkanlar sağlanacaktır? Bunu bilmiyoruz. Yani bu TL yönünden piyasayı rahatlatma adımının hangi musluklar açılmak suretiyle gerçekleşebileceğini bilmiyoruz. Bir taraftan bazı muslukların açılması gerekiyor ki piyasada para dönebilsin, bir ticari hareketlilik olabilsin. Bir diğer yandan ise piyasanın arka perdeden, arka kapılardan artırılmış olan faizler karşısındaki elinin kolunun bağlı olma durumunun çözülmesi gerekiyor. Yani piyasada sadece nakdin dönmesi yeterli değil, aynı zamanda özel sektöründe veya vatandaşın da kredilere, uygun fiyatlı kredilere, uygun faizli kredilere rahatlıkla ulaşabilmesi gerekiyor. Bu noktada nasıl bir adım atılacak bilinmiyor. Genel anlamda bir faiz indirimi gibi bir tablo söz konusu olsa, bu durum zaten enflasyon olgusunun mevcut olduğu, dolar TL'nin de hareketli olduğu bir dönemde dolar TL'yi daha da körükleyebilecek olan bir faktördür. Bu da uygun bir çözüm olarak görülmemekte. Ama netice itibariyle bir takım tedbirlerin açıklanacağı, çok önemli reform tedbirlerinin açıklanacağı ifade ediliyor. Benim şahsi düşüncem değerli arkadaşlar, çok özür diliyorum. Benim şahsi düşüncem değerli arkadaşlar, herhangi bir sihirli bir formül açıklanmayacak. Zira ekonomi bugün veya dün bu hallere düşmedi. Günlerdir ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşamaktayız. Eğer elde gerçekten çok ciddi ve sihirli bir formül olsaydı, bana göre aylar öncesinden bu formüller uygulanmalı ve ekonomi bu hale düşmeden, bir başka ifadeyle yatağa düşmeden, kanser olmadan bu hastaya bir çare aramak gerekirdi. Bir çözüm üretmek veya bir tedavi uygulamak mümkün olmalıydı. Bu durumlara, bu raddelere düştükten sonra artık sihirli bir formülün üretilebilmesi bir anlamda kanser noktasına gelmiş bir rahatsızlığın kısa vadede çözümünü sağlayabilecek olan bir tedavinin uygulanabilmesini ben oldukça zor görüyorum. Bu sebeple de çok ciddi, çok önemli, çok sihirli bir formülün açıklanabileceği konusunda önemli tereddütlerim bulunmakta. Ve arkadaşlar bir önemli husus daha var ki, önemli olan paket açıklamak değil. Önemli olan şu tedbirler, bu tedbirler şeklinde piyasanın veya insanların kulağına hoş gelecek olan bir takım şeyleri açıklamak değil. Önemli olan açıklanan tedbirleri bir hakkın uygulayabilmektir. Yani şunları 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 yapacağız diyorsunuz ama bu dediklerinizi birebir uygulayıp uygulayamamanız çok önemlidir. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bir dizi paketler açıklandı. Birçok tedbirler, birçok çözümler, birçok yöntemler vesaireler. Simülasyonlar yapıldı, sunumlar yapıldı, yabancı yatırımcılara karşı konferanslar verildi, Londralara kadar gidildi. Ama sonuç ne oldu arkadaşlar? Sonuç Ağustos ayında parlayan bir dolar, ekonominin gittikçe daha da kötüye doğru gidişatı ve enflasyondaki önemli yükselişler vesairedir. Şimdi arkadaşlar, olay yine de gidip geliyor. Açıklanacak olan tedbirlerin ne kadarının uygulanıp uygulanamayacağı, ne ölçüde disiplinli bir şekilde bu tedbirlere sadık kalınıp kalınamayacağı meselesiyle alakalı. Aklıma şu anda bir örnek geldi değerli dostlar. Hatırlarsanız 24 Haziran seçimlerinden sonra açıklanan pakette deniyordu ki işte kamu harcamaları kısılacak, devletin harcamalarında çok önemli tasarruflara gidilecek, kamudaki gereksiz araçlar satılacak ve olabildiğince minimal bir şekilde minimal masraflara düşürülme kaydıyla tasarruf yönü ağır basan bir sistem içerisinde olacak ve tasarrufu önce devlet yapacak denmişti. Hiçbir yerde okudunuz mu veya duydunuz mu bilmiyorum. Ben karşılaşmadım. Belki de benim gözümden kaçmıştır ama acaba kamudan bu son 6-7 ay içerisinde veya bu açıklanan paketten sonra devlete ait olan araçlardan kaç tanesi satıldı?
kaç tanesinden tasarruf edildi veya kamu binaları olarak kiralanmış olan yerlerin gereksiz olanlarından kaç tanesinden bir tasarruf adına yeni yeni çözümsel, tedbirsel adımlar atıldı. Ben arkadaşlar tedbir niteliğinde, tasarruf niteliğinde herhangi bir durumun olduğuna tanık olmadım. Söylenmiş olmasına rağmen kaldı ki bu tür tasarrufların çok önemli seviyede bütçeye katkı sağlayacağı ifade ediliyordu. Ama malumunuz üzere bütçeye katkı sağlamaktan ziyade seçimler öncesinde Hazine Merkez Bankası'ndan Mayıs ayında, Nisan-Mayıs ayında alacağı payını dahi daha erkenden talep etmek durumunda kalmıştı. Evet arkadaşlar, genel tablo, genel durum bu şekilde. Seçim ve paket belirsizliği devam ediyor. Yarın arkadaşlar seçimlerle ilgili 13 Nisan tarihine kadar devam edecek bir süreç var. Bu süreçte yine bir takım açıklamalar, şunlar bunlar olacak. Bu duruma bağlı olarak dalgalanma devam edecektir. Ama esas önemli olan konu şu olacaktır ki sevgili dostlar. Zannediyorum yarın paketin açıklanması öncesinde, açıklanma aşamasında ve bu paketin açıklanmasından sonraki ilk izlenimler itibariyle önemli dalgalanmalar olabilir. Yani özellikle ve özellikle yabancının bu açıklama esnasında, hani hatırlayınız Fed'in zaman zaman televizyonda izleyebildiğimiz kadarıyla veya piyasaların anlık o açıklamaların yapıldığı anlarda, takip ettiğimiz anlarda Bernanke'nin ağzından, pardon, Fed Başkanı, çok affedersiniz bir anda anımsamakta zorluk çektim, Jeremy Powell'ın yapmış olduğu açıklamalarda piyasanın önemli hareketlenmelerine tanık olabiliyorduk. Anlık bir şekilde değişen rakamlar, grafikler oluşabiliyordu. Yine yarınki bu sunumda da benzer bir durumun olması mümkündür arkadaşlar. Dolar TL'de önemli sıçramalar olabilir, geri çekilmeler olabilir. Gerek açıklama esnasında ve gerekse bu açıklamanın ardından piyasanın bu konuya ilk yorumları ve ilk izlenimleri adına özellikle yabancıların değerlendirmesi çok önemli olacaktır. Ve hatta bu tarz önemli durumlar piyasalarda gerek borsa endekslerinde gerekse kurlarda bir dalgalanma, bir volatilite sebebi ve bahanesi olarak da görülmek suretiyle ekstra bir takım durumlar olabiliyor. O halde arkadaşlar bu dalgalı seyirde takip etmemiz gereken, dikkat etmemiz gereken seviyeler neler olabilir? Olayın teknik boyutuna dönelim. Bugün değerli dostlar sizlere dün aktarmış olduğum analizimde kırmızı ve beyaz çizgilerin oluşturduğu bu kanalın artık üzerine dışına çıktığımızı, bu kanalın üzerinde olmakla şu ana kadar şu beyaz çizgiyi bir direnç noktası olarak görüyorduk ama artık burası kısa vade için bir destek konumuna gelmiştir ifadesini kullandım. Ve buranın desteğiyle birlikte bu kanal yüksekliği kadar, kırmızı ile beyazın oluşturduğu kanal yüksekliği kadar yeni bir kanalın açıldığını ve bu kanalımızın ise üst bandı bu sarı çizgimiz olmak kaydıyla artık sarı ve beyaz çizginin sınırlamış olduğu kanalı takip etmemiz gerekecektir. Şu anda arkadaşlar bu kanalımızın alt bandı 5.659 yani 5.66 diyelim. 5.66 seviyesi kısa vade için dolar TL'nin önemli bir desteği konumunda bulunmakta. Bu seviye üzerinde kalınmaya devam edilir ise, bu seviye üzerinde önemli ve net bir destek oluşabilir ise yukarı yönlü hareketlerde bu sarı çizgimizin oluşturduğu tepe noktası olarak 5.80 seviyesini görmekteyiz. Öncelikli olarak bu 5.80 seviyesine doğru yaklaşımlar olabilir. Bu seviyeye yönelik yaklaşımlarda ise dikkatli olmak gerekiyor. Zira bildiğiniz gibi daha öncesinde 5.84-5.85 şeklinde oluşmuş olan bir tepe noktamız bulunuyor. Bu seviyenin de dikkate alınması durumunda 5.80-5.85 aralığı önemli kritik bir direnç bölgesi olarak yorumlanabilir. Ama bizler yine de 5.80 noktasına yaklaşımlar olur ise dikkatli olmamız gerektiğini aklımızdan çıkarmamaya çalışalım derim. Evet sevgili dostlar, Fibonacci kriterleri açısından da baktığımız zaman en son Şubat ayında 5.16'lar civarından başlayan yükselişin 5.85'lere kadar devam ettiği hususu referans alınacak olur ise bu tablo dahilinde de arkadaşlar artık 5.58 seviyesinin önemli ve destek konumuna geldiğini görmekteyiz. 5.58'deki Fibonacci desteğimiz kendisini muhafaza etmek kaydıyla şu anda arkadaşlar gördüğünüz 5.68 noktasındaki bir sonraki Fibonacci direnç noktasını zorlamaya başlamış durumda. Bugün 5.69-60'lar seviyesinde şu an bulunuyor olmamızı dikkate alarak gece 24 itibariyle 5.68 üzerinde bir kapanış gerçekleşir ise şuradaki Fibonacci direncimiz olan %23.6'ya denk gelen arkadaşlar 5.68 seviyesinin üzerinde ikinci bir kapanış gerçekleşmiş olacaktır ki teknik kriterler itibariyle bir direnç veyahut da bir destek altında veya üzerinde
iki kapanışın olması, minimum iki kapanışın olması teknik anlamda anlamlı olarak değerlendirilmekte. Bu durum artık bu seviyenin bir destek konumuna gelmiş olabileceği ve bu destek üzerinde hareketini yukarı yönlü devam ettirebileceği manasını taşıyabilecektir. Dolayısıyla arkadaşlar, gerek şurada görmüş olduğunuz kanalın üzerine çıkılmış olması, gerekse Fibonacci kriterimiz itibariyle 5.68 üzerinde ikinci bir kapanışın gelmek üzere olması, bu iki teknik kriteri bir araya getirdiğimiz zaman yukarı yönlü eğilimin devam etmesi olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliyoruz. Diğer yandan sevgili dostlar, şu an için pivot seviyemiz 5.68 seviyesini ihtiva etmekte. 5.68 seviyesinin üzerinde kalındıkça 5.72-5.73 seviyesine dikkat edilmeli diyor. Bunun ardından 5.75 seviyesini ve sonrasında ise 5.79 seviyesinin yarın için gün içi hareketliliklerde dikkat edilmesi gereken, temkinli olunması gereken seviyeler olduğunu ifade ediyor. Bir kez daha belirteyim değerli dostlar. 5.68 seviyesi önemli bir destek olarak artık algılanmalı. Daha doğrusu şurada artık 5.68 seviyesinin biz diğer yandan bir Fibonacci desteği olduğunu da görmüş bulunmaktayız. Bu seviye üzerinde kalındıkça 5.73 seviyesinin test edilmesi, 5.73'ün aşılması durumunda 5.75, buranın da geçilecek olması durumunda yükseliş nereye kadar devam edebilir sorumuza yanıt. Az önce şurada da 5.80 olarak gördüğümüz nokta ile birlikte pivot kriterlerimiz itibariyle arkadaşlar 5.79 seviyesini görüyor durumdayız. Evet, büyük resimden baktığımız zaman ise değerli arkadaşlar, haftalık tablomuzda herhangi bir değişiklik yok. Bu tablomuzda %38.2'ye denk gelen 5.88 seviyesini ön plana çıkarmakta. 5.88 seviyesi 5.80'in de aşılması durumunda dikkate alınması gereken önemli bir direnç noktası olarak görülüyor. O halde arkadaşlar 5.80 ile genel olarak yuvarlak ifadeyle 5.80 ile 5.90 arası şu an için içinde bulunduğumuz tablo gereğince takip edilmesi gereken çok kritik bir direnç bölgesi konumunda. Bu bölge aşılacak olursa, bu bölge zorlu bir bölge olabilir. Bu bölgede önemli zorlanmalar yaşanabilir. 5.80-5.90 aralığına girildikten sonra tekrardan 5.75-5.70 bölgelerine doğru sert satışlar gelebilir. Veya bu bölgelerden tekrardan toparlanmak suretiyle bir kez daha bu 5.80-5.90 bölgesini aşmak adına yeni ataklar tekrarlanabilir. Arkadaşlar, eğer anlık olarak izleyemiyorsanız veyahut da panik işlem yapmaktan kendinizi alamayacağınızı düşünüyorsanız kendinize bir strateji belirleyiniz ve deyiniz ki ben şu bölgede şu hareketi yapacağım. Elinizde dolar varsa belki satacaksınız. Belki diyeceksiniz ki ben 6 ay, 7 ay, 8 ay gibi veya şu seviyeye ulaşmadan kesinlikle bir işlem yapmayacağım gibi mutlak surette önünüzde bir hareket planı olmalı ve anlık karar vererek yukarı gidiyor şeklindeki bir düşünceyle bir anda alım yapmak veya aşağı iniyor şeklindeki anlık bir bakış açısıyla derhal satış yapmak, bu gibi anlık kararlar sizlere panik ve de ciddi zararlar yaratabilir. Zira piyasanın gerek seçim gerekse paket ile alakalı olan konularda yatırımcıyı ciddi şekilde şaşırtabilecek, kararsız durumda bırakabilecek hareketleri olmakta. Bu hususu özellikle de hatırlatmış olayım istedim. Arkadaşlar, bir de Viyop konusuna bakalım. Viyop konusundaki durumumuz ise onu sizlere anlatmaya çalışalım. Pardon, bu grafiğimiz endeks Viyop'la alakalı olan bir grafiğimiz. Biz dolar Viyop'a bakmak durumundayız. Evet. Evet değerli dostlar, bu da dolar Viyop Nisan vade itibariyle grafiğimiz. Hemen peşinden söyleyeyim. Merkez Bankası herhangi bir işlem yapmamaya devam ediyor. Son günlerde short işlem yapma eğilimine ara vermiş durumda. Mayıs vadeden ve de Haziran vadeden elinde mevcut bulunan kontratlarını, short kontratlarını devam ettirmekte. Dolar TL'deki yukarı yönlü eğilim Merkez Bankası'nın zararlarını büyüttüğünü sizlere ifade etmiştim ve hafta sonu analizinde de bu konudaki zarar büyüklüğünün ne seviyelere ulaştığını anlatmaya gayret göstermiştim. Haftanın ilk iki günü itibariyle dolar TL'deki hareketli görüntü bu rakamları biraz daha büyük seviyelere doğru ulaştırmış durumda. Elbette ki Merkez Bankası'nın nasıl bir tavır alacağı konusunu hepimiz gibi ben de merak ediyorum. Yani bu zararın büyümesine izin mi verecek? Yoksa bir noktada zarar büyüyor endişesiyle pozisyonlarını kapatmak, vade sonu gelmeden kapatmak gibi bir çözüm yoluna mı gidecek? Bilemiyoruz arkadaşlar, ne yapacakları konusunda bir fikrim bulunmuyor açıkçası. Tabii ki şunu söyleyebilirsiniz, Merkez Bankası geçmiş aylarda çok ciddi kazançlar elde etti, çok
ciddi karlar elde etti. Şu anki zararı çok önemli olmayabilir. Arkadaşlar böyle bir mantık olamaz. Yani hiç kimse kazandığını kaybetmek istemez. Ve Merkez Bankası bir kuruş parayı dahi kaybetme lüksüne sahip değildir. Yani bilinçsiz ve düşüncesiz adımlar atmak suretiyle keyfe keder bir tavır içerisinde olup da nasıl olsa ben aylar önce şu kadar bu kadar para kazanmıştım bu olaydan. Şu an bir miktar zarar etsem ne olur ki? Gibi bir mantık ile davranamaz. Merkez Bankası'nın parası kimsenin babasının parası veya çiftliği değildir. Evet sevgili dostlar, Viyop konusuna tekrar dönüyorum. Viyop için arkadaşlar, Viyop kapanışımız bugün 5.74.30 ila gerçekleşti. En yüksek 5.76 seviyesi görüldü. Dünkü analizimde sizlere ifade etmiştim. 5.74 üzerindeki kalınması durumunda 5.80'e yaklaşımlar olabilir. Önemli olan 5.74 üzerinde tutunabilme imkanının söz konusu olması. 5.75 aralığında tutunma olmaz ise 5.70'e doğru bir geri çekilme olabilir şeklinde pivot sistem verileri itibariyle bu rakamları tespit etmiştik. Nitekim bugün 5.70 seviyesine doğru bir geri çekilme yaşandıktan sonra 5.74.30 ila kapanış gerçekleşti. Sevgili arkadaşlar, işlemlerin ağırlıklı ortalaması 5.73.20'ler civarında, 5.73.30'lar civarında gerçekleşmiş. Kapanışımız hem ağırlıklı ortalamanın üzerinde hem de pivot seviyemizin, yarın için geçerli olan pivot seviyemizin üzerinde gerçekleşmiş durumda. Bu durum yukarı eğilimin devam edebileceği anlamını taşımakta. Teknik olasılık itibariyle 5.73.78, 5.73.80 üzerinde kalındıkça 5.77 seviyesinin ilk önemli bir viraj konumunda olduğunu, bu seviyenin aşılması durumunda 5.79 seviyesinin, burası da geçilecek, aşılacak olur ise 5.82 seviyesinin önemli bir seviye, pivot direnç seviyesi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Dolayısıyla arkadaşlar 5.73 üzerinde tutunmanın gerçekleşiyor olması 5.77, 5.79 ve 5.82 anlamında kritik değerleri ortaya çıkarmakta, özellikle long pozisyon taşımakta olan arkadaşların bu seviyelere dikkat etmesi gerekiyor. Piyasalarda dalgalanmaların olabileceğini ifade ettim. Ani ve panik işlemler yapılmasının özellikle Viyop piyasasındaki ne ölçüde zararlar yaratabildiğini hepiniz biliyorsunuz. 5.73'ün aşağısında kalınması durumunda 5.70 seviyesini ana destek olarak kabul etmek gerekiyor. 5.68 ve 5.66'ya kadar geri çekilme ihtimallerini olumsuz senaryoda dikkate almakta yarar olduğu kanaatindeyim. Evet değerli arkadaşlar, piyasalar Viyop ve dolar TL hakkında söylenecekler bundan ibaret görünüyor. Yarınki paket durumunu ve seçimlerle ilgili olarak gelişecek olan haber akışını yakından takip edeceğiz, izleyeceğiz. Şimdilik hoşça kalınız, iyi akşamlar diliyorum, saygılarımla.